Çocuklarda olan tek taraflı burun tıkanıklığı nedenleri içerisinde hele de emekleyen bir çocuksa hemen daima gördüğümüz yabancı cisimlerdir. Çocuk yerde bulduğu bir oyuncak parçasını veya bir partikülü burnun içerisine yerleştirir. Bir müddet sonra bu tıkanıklık veya tek taraflı burun akıntısı şeklinde annesi ebeveynleri tarafından dikkat çekici hale gelmeye başlar. Dolayısıyla tek taraflı bir burun tıkanıklığı yapan yabancı cisim olduğunu anladığımız bir parça, oyuncak parçası veya neyse bunu herhangi bir ameliyata çoğunlukla gerek olmaksızın muayene masasında hemen çıkartabilmekteyiz. Dolayısıyla onu takip eden günler içerisinde de bu akıntı veya tıkanıklık çok kolaylıkla düzelmektedir. Biraz daha ileri yaşlarda burun içerisinden büyüyen antrokoanal polip dediğimiz tek tarafta sinüslerden büyümekte olan polipler yine tek taraflı burun tıkanıklığının nedeni olarak görmekteyiz. Ama erkek çocuklarda 17-25 yaşları yani erişkin döneme geçiş, ergenlik dönemi içerisinde gördüğümüz çok önemli ve burun kanamasına da neden olmakta olan bir durum vardır. Juvenil anjiyofibrom dediğimiz bir tür tümördür. Damardan çok çok zengin olan bu tümör, burun içerisinde tek taraflı tıkanmaya, sık burun kanamalarına neden olur. Tek tedavisi, mutlak tedavisi, tabii ki muayeneyi takiben çıkartılması, bulunduğu yerden uzaklaştırılması yani ameliyat yöntemleridir. Erişkinlerde tek taraflı burun tıkanıklığının en önemli sebepleri olarak karşımıza burun orta bölmesinin eğriliklerini, konka büyümelerini, orta konka büyümelerini görebilmekteyiz. Onun yanında yine polipli sinüzitler, polipler, antrokoanal polipler, tabii ki tümörleri bunların içerisinde saymak durumundayız.